MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuştu. Gündeminde Özgür Özel'in erken seçim çağrıları vardı. Akıl tutulması olarak nitelendirdi. Bahçeli son günlerdeki anayasanın dördüncü maddesiyle ilgili tartışmalara da değindi. Dördüncü maddeye şaşı bakanlar bizim için yok hükmünde ifadelerini kullandı. Milli mukavemeti kırmak için zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, ziyan içinde olan diğer muhbir unsurlar tetikçilik ve teşrifatçılık yapmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hayal tacirliğini boş keseden atıp tutmayı siyaset zannedecek kadar hayatın ve hadiselerin gerçeklerinden uzaklaşmıştır. Özgür Bey'in 31 Mart seçimlerinden sonra erken seçim istemeyeceğiz açıklaması mık gibi hafızalara kazınmışken bunun üzerinden çok geçmeden 2025 yılının Kasım ayında erken seçim çağrısını telaffuz etmesi akıl ve tutulması ve hayal tutsaklığıdır. Sandığı getirip iktidara geleceğiz diyen bu ayarsız zatın deli saçması vaadi ise bir litrelik rakının 140 liraya inmesinden başka bir şey değildir. Demin ve PKK'nın bölücülük mahzerinde gönüllü esarete heveslenen bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı, hükümranlık haklarını savunduğu görülmüş, duyulmuş şey değildir. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili şahsımın görüşünü merak etmiş. Hüdapar'a ne diyeceğimi sormuş. Aklınca kurnazlık yapan, dedikodu üreten, siyasi sportacılığa özenen Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. Usul ve üslup bilmeyen, gecesi başka, gündüzü başka olan, gözleri fel fecir okusa da feleğin çemberine yakasını ve yarınlarını kaptıran bu siyaset defosunun önce DEM ve PKK ile illiyet, irtibat ve iltisasını anlatması daha makul ve daha mantıklı olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili soru sormak, bu kapsamda, bu kapsamda teste tabi tutmak, yoklama yapmak elbette hiç kimsenin hakkı, harcı ve haddi değildir. Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir, ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları da yoktur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.